Mine Games'ten herkese merhaba. Evet arkadaşlar, sizler için Minecraft'ın doğum günü olsun indirdik. Microsoft'un sayfasından ücret karşılığında Windows 10'u satın aldık. Bu oyun nasıl bir oyun derseniz, Minecraft'tan eğer artık hani inşa etmeklerden sıkıldıysanız, savaşçı bir Minecraft istiyorsanız buna başlayabilirsiniz. Gayet güzel, keyifli bir oyun olmuş. İlk önce ücretsiz villayı almak için buradaki yaratıkları, düşmanları öldürüyoruz. Daha sonrasında villayı satın aldıktan sonra ilerleyen bölümlerde neler olacak onlara bakalım. İlk önce bunları bir öldürelim. Mouse'umuzu da hareket ettiriyoruz. Minecraft'ı normalindeki şey gibi değil, WASD'de değil. Mouse'umuzu da hareket ettirip ve aşağıdaki harflerdeki kısımlara basarak da değiştirebiliyorsunuz. Keyifli bir oyun, tavsiye ederim hepinize. Minecraft'ın savaşçı versiyonu. Okun yönünü takip ediyoruz arkadaşlar. Ok bize zaten nereye gideceğimizi gösteriyor. O bizi yönlendiriyor, biz de onu takip ediyoruz. Bu şekilde görevlerde ilerleyebiliyorsunuz. Bu şekilde saldırılarınızı yaparsanız gayet de güzel oyun. Yani sürekli bir şeyleri kesiyoruz. Bu şekilde bombayı da atıp oradakilerin çoğunu direkt bu şekilde patlatabiliyorsunuz. Yani birazcık hem strateji hem de beceri gerektiren bir oyun olmuş. Buradan sonrasını biraz hızlandırıyorum.
our freedom across the villages. All thanks to you. Birinci bölümü bitirdik ve ücretsiz bir tane villamıza sahip olduk. Peki bu villada neler yapacağız? Bizim bundan sonra doğuş noktamız burası oluyor. Burada ortada bir tane harita var masanın üstünde. O haritadan görev yerlerini seçiyorsunuz ve orada hangileriyle, hangi bölümde savaşmak istiyorsanız seçebiliyorsunuz. Öbür tarafta, yan tarafında bir tane usta gibi bir şey var. O da sizin karakterinizin malzemelerini seviyesini arttırıyor. Ama tabii ki o da bir elmas karşılığında. Elmas bulmak kolay. Burada deminden gördüğünüz gibi bu yeşil yeşil elmaslar. Öldürdükçe çoğalıyor. Yani hani görev yaptıkça artacak. Onun için sıkıntı etmeyin. Şimdi gidip inceledim. Gördüğünüz gibi bakın burada uzun basıyorsunuz ve size o anda değişik şeyler verebiliyor. Bu armor vermiş bir tane. Armor'u giyip, yani armor dediğimiz kalkan, onu kullanabiliyorsunuz. Mesela burada seviyeleri farklı her silah. Bakın burada haritadan seçebiliyorsunuz. Shaggy Swap oynayacağız mesela şimdi. Shaggy Swap'a giriyoruz. Burada saldırılarımızı gerçekleştireceğiz. Her bölümün zorlukları var. Bu bölümde de olduğu gibi. Ve introyu gösteriyor bize. Suya düşerseniz ölüyorsunuz. 4 kere bir bölümde 4 kere ölme hakkınız var. Eğer 4. kez de ölürseniz tekrar göreve en başından başlatıyor size. Diğerlerinin de kaldığı yerden devam ediyor. Evet, başlıyoruz arkadaşlar. Efekt olarak gerçekten güzel. Doğanın sesi ve efekt güzel buluşturmuşlar. Bu şekilde gidiyoruz, yine fareyle oynuyoruz sadece. WRC'de yok şu anda. Okları takip edin ve bu yaratıkları teker teker yok etmeye çalışın arkadaşlar. Etraflarda sandıklar da var. Bu sandıkları da toplamayı unutmayın. Onlar içinde güzel envanterler var. Kalbiniz, yani canınız azaldığında yan tarafta iksir var. E'ye basarak canınızı yenileyebiliyorsunuz. Bitmiyor şişe. Şişe bitmiyor ama süresi var tekrar yenilenmesi için. Onun için sıkıntı etmeyin kendinize. Yani canınız azaldığında basın. E'ye geçin. Hem eliniz de alışmış olur. Hadi işte bu şekilde buluyorsunuz arkadaşlar. Bazı yerlerde çok kalabalık geliyorlar. Bakın üzerimizde yine bir TNT oldu. O TNT çok işe yarayacak. Az sonra atacağız onu. Evet, burada diyor ki bize, bakın değişik değişik canavarlar gelmeye başladı. Bir sürü nokta oldu, ok oldu. Onlardaki görevleri tamamlayacağız. Bunu patlatarak o işi yapıyorsunuz. Oraya bir tane mikser düştü. O mikseri de alırsak, yani armoru alırsak az sonra onu da yeriz.
teker teker saldırmıyorlar. Hepsi bir anda geliyor. Bakın bunları patlatıyoruz. Bakın başka bir envanter verdi, ok verdi. Elimizde ok var ama bunun seviyesi daha farklı. Bu şekilde devam ediyorsunuz. Savaşçı mine craft bu. Gayet de güzel olmuş, beğendim yani. Bakın burası açıldı, içeri girdik. Evet, burada da bu yaratık var, kayboluyor ama canı var. Yani herhalde 5-6 kere vuruşta kendi kendine gidiyor. Yarıya indi canı. Evet, bakın onun da ödülü var. Şu migre şeye girelim, hani armoru giyelim artık. Bakıyoruz hani oklardan hangisiyse onu alalım ki işimize yarıyor. Bakın armoru giydik, gördüğünüz gibi daha hızlı ve daha sağlam oldu karakter, daha seri vuruyor. Armoru giydikten sonra daha hızlı hareket ediyor ve karakter daha hızlı gidiyor. Yani hani fark ediyor gerçekten. Unutmayın armor almayı, yoksa çok uğraşırsınız. Canımız azaldığı için E'ye bastım orada. Devam ediyoruz arkadaşlar. Oyun keyifli. Siz de oynarken keyif alacağınıza inanıyorum. İzlerken de keyif alırsınız bu oyunu. Çünkü değişik yani. Minecraft'ın değişik bir sunumu olmuş. Arkadaşlar sizden bir isteğimiz daha var. Bunun videoyu beğendiyseniz like atın. Kanala da abone olmayı unutmayın. Bu şekilde daha iyi, daha başka Minecraft videoları da gelecek. Bakın girdik yine bu eve, buraya. Tekrar devam ediyoruz. Evet, gittikçe bölüm zorlaşıyor. Daha çok canavarlar çıkmaya başladı. Evet, bakın orada bir tane sandık var, onu açtık, içinden elmaslar çıktı. Yani etrafınızda da bakmayı ihmal etmeyin, sandıklarda başka şeyler de bulabiliriz.
Evet, bakın orada bir tane siyah sandık var, değişikti. Az kalsın fark etmeden gidiyordum. Bakın başka bir değişik bir şey vardı. Saul Heller vermiş. Yani her verdiği envanter farklı görevlerde işe yarıyor. Onun için biriktirin. Bakın bu sefer bu değil, öbürü daha halkın daha fazla armorisi, yani health'i. Devam ediyoruz. Evet, bölümün en zor noktası burası, bu bölümde. Burada bir sürü canavar size aynı anda saldırıyor. Deminden söylemiştim size, iki tane bombanın işe yarayacağını. Gördüğünüz gibi ortadaki şeyi patlatmaya, kazan dedim, ortadaki kazanı patlatmamız lazım. Kazan canını yeniliyor. Onun için hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Ve o arada da bu arkadaşlardan kurtulmamız gerekiyor. Hızlı ve seri olun. Can yenilemeyi kullanmayı unutmayın. Bu şekilde. Canınız azaldığı da kenarları kaçın arkadaşlar. O iksirin çıkmasını beklersiniz hem. Roket de var, roket kullanmayacağım ama şu anda oklarla ateş ettik. Evet, bunu kullandık. Bakın daha fazla hasar verdik. Yine canımız azaldı. Hız kazandık. Evet, bu sefer de yine hız verdi, farklı şey. İçeriye çok girmeyin. Dışarıdan vurmaya çalışarak bu görevi tamamlayacağız. Bir yerden sonra kazan, bakın bu şekilde etrafında pembe renkte alevler çıkartıyor. Onlar da o anda kaçın yoksa canımızı azaltıyor. Bu şekilde yine uzaktan vurmaya devam ediyoruz. Evet, hadi son vuruş ve bitti. Arkadaşlar burayı da tamamladık. Gördüğünüz gibi keyifli bir oyun. Sizler de bu bölümü hani Minecraft Dungeons'ı indirip deneyebilirsiniz. Tabii ücretli bir oyun. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Well done.
Hmm.